Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 19 Nisan 2023. Biraz yoruldum, o yüzden oturuyorum. Bölme yapacağım arkadaşlar şimdi. Çünkü WhatsApp'tan bu tür sorular geliyor. Hatta YouTube'da da aynı şekilde yorum kısmında da nasıl bölmeler yapmalıyız? İşte kovanım şöyle böyle nasıl yapalım diye sorular geliyor arkadaşlar. Bölme yapmak arkadaşlar basit, kolay, yalnız dikkat edilmesi gereken hususlar var. Öncelikle arkadaşlar bölme yapacaksanız benim tavsiyem en az 3 kilometre ileriye götürmeniz. Bu şekilde daha sağlıklı oluyor. Bölmeyi yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken şeyi biraz sonra söyleyeceğim arkadaşlar videoda. Esnasını çünkü göstererek anlatacağım. Bölme yaparken arkadaşlar mutlaka kapalı yavru, günlüklü, balıçtanız olsun arkadaşlar. Yani balıçta o kadar da şart değil. Çünkü bal kemeri olması yeterli. Şimdi kovanımızı açalım. Bu kovandan ben bir bölme alacağım çünkü. Beraber bölmemizi yapalım. Şimdi ben kovanımı hazırladım. Gördüğünüz gibi ağzı kapalı. Bölme tahtamı da hemen buraya koyuyorum. Burada anaarıya dikkat edin arkadaşlar. Anaarıyı almayın sakın. Evet, kovanımız arkadaşlar 2, 4, 6, 8 çıta. Evet, bu dalak atmış. Ben normalde dalak attırmam. Onu söyleyeyim. Bakın anaarıda dalağın üstünde geziyor. Evet, hemen göstereyim. Bakın her zaman söylüyorum. İşte bakın anaarı dalağın üstünde geziyor. Dalağı alırken arkadaşlar çok dikkat edin. Gördüğünüz gibi dalağı alırsınız, silkelersiniz, dışarı düşer. Böyle koparmaya kalkarsınız, silkeledikten sonra ana düşmez, üstünde kalır. Koparırken de anayı ezersiniz. Bakın şurada. Evet, düşmeden. Şimdi anaarımızı bulduk. Şöyle dursun. Şimdi ne diyordum arkadaşlar? Ben normalde arkadaşlar biliyorsunuz şerbetliye petek kolay kolay ördürmüyorum. Buna bir istisna yaptım çünkü bölme yapacağım diye arının biraz daha toplanmasını bekledim. Yoksa normalde hemen çıtayı atardım. Çünkü şu anda ben bir adım gerideyim bu kovanda. Öyle düşünün. Güzel. Günlük var, larva var. Günlük, larva, az bir şey kapalı ve balı var bakın. Burada da balı var. Bu birinci çıtamız olsun. Evet, şimdi şunu da söyleyelim. Eğer ki bölmeyi yaptığınız zaman bölme yaptığınız kovan kendisi anasını çıkaracaksa mutlaka günlüklü çıtanızın olması gerekiyor. Benim için fark etmiyor çünkü yüzüklerimiz hazır arkadaşlar. Bu bir iki gün duracak. Daha sonra daha önce bölme yapmış olduğumuz bir şey vardı, video vardı yüzük yapması için. Ondan buraya yüzük takacağım. Evet, şurası kapalı. Kapalı. Evet, ikinci not olarak arkadaşlar bölmemiz kaç çıta olmalı? İki çıta yapabilirsiniz ama ben iki çıtayı tavsiye etmiyorum. En az 3 çıta olsun arkadaşlar. Çünkü bir tanesinde bal olacak, bir yerinde kapalı yavru olacak. Bu şekilde olduğu zaman tarlacı dışarı çıktığı zaman arkadaşlar püf nokta burası. Tarlacı dışarı çıktığı zaman çıta üstündeki arı azalacak. Ve çıta üzerindeki arı azalırsa o zaman günlüklerde sıkıntı olabilir. Bu da kapalı. Hemen şöyle bakıyorum. Şimdi bu kapalının üstünde çıkmak üzere olan yavru yok. Şöyle dursun bu. Bir tane de çıkmak üzere olan yavrulu vermem lazım. Bunun da biraz zamanı var. Bakın duman sıkmıyorum. Çünkü duman sıkarsam arı aşağıya kaçar. Çıta üstünde bulunan arı belki şey olabilir. Diğer çıtalara geçebilir.
O yüzden duman sıkmıyorum. Şöyle güzelinden bir çıkmak üzere bulabilirsem. Evet, buldum galiba. Evet, bu iyi. Şuralardan çıkmış zaten. Tamam, tamam. Evet, buralardan çıkacak. Poleni de var arkadaşlar. Bunun bolca poleni var. Şunlar da çıkmak üzere. Kapalılar. 3. Evet, duvar çıtamızla böyle koyuyoruz, yanaştırıyoruz. Taşıyacağım için arkadaşlar şuraya ve şuraya hemen şimdi mum yapacağım. Kaymasın diye, çünkü giderken yolda sallanır belki. Çıtalar kaymasın diye şuralara mum yapıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi arı bölmek bu kadar kolay. Yalnız burada dikkat etmeniz gerekenleri bir daha söylüyorum. 3 kilometre ileriye götürün. Kovanınızda, bölmüş olduğunuz kovanınızda günlüklü bir çıta olsun. Kapalı çıkmak üzere olsun. Kapalı 3-4 gün sonra çıkacak olan kova, şey, çıta olabilir, o olsun. Bu şekilde daha sağlıklı olur. Çünkü çıkacak, daha sonrakiler tekrar çıkacak. Günlükler kapanacak, tekrar çıkacak. Bu şekilde bir döngü devam edecek. Bölme yapmadan önce yüzük yaptırın. O yüzükleri de arkadaşlar kovanınıza takarsınız. Mümkünse 2 tane takın. Çünkü bir tanesinden çıkmayabilir. Çünkü bazen yüzük güzel oluyor ama içinde anahtarı olmuyor arkadaşlar. Ya da anahtar içinde gelişmediği için çıkamıyor. Evet, anahtarımızı bulduk. Anahtarımız kovanda. 3 çıtalık bölmemizi yaptık. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Buradan biraz arı silkeleyeceğiz. Şimdi anahtarımız en uçtaydı. Evet. Evet, mutlaka arı silkeleyin. Arı silkeleyin ki arkadaşlar bölmeyi götürdüğünüz zaman tarlacılar uçacak. Hani içeride bir boşluk oluşmasın. Arı bu 3 çıtayı sarabilsin. Bakın yaptığınız bölmelere dikkat edin. Ne yapıyorsunuz? Bölmeyi yapıyorsunuz. Ondan sonra kontrol ettiğinizde çıtayı kaldırıyorsunuz. Üstünde az arı gözüküyor. İşte bunu yaşamamak için mutlaka bir tane çıta silkeleyin. Sonuçta bu sizin bölmeniz. Buradaki de sizin, buradaki de sizin. Hani burada fazla olması sizin için daha iyi olur. Bölme konusunda sorunuz olursa yine yorumlara yazarsınız. Hani atladığım bir konu var mı bilmiyorum şu anda. Ha, şerbet verme konusu. Onu da sormuşlardı. Yapmış olduğumuz bölmeye kek mi verelim, şerbet mi verelim diye sordular. Arkadaşlar, ben kek kullanma taraftarı değilim. Benim kovanlarımda kolay kolay kek kullanmam. Şerbet kullanırım. Hazır yem kullanırım. Çünkü o keki yiyeceğiz diye uğraşıyorlar. O kek sert olduğu için onu bir kere ısıtmaları gerekiyor, eritmeleri gerekiyor. Hatta dikkat edin, böyle kekin üstünde böyle dillerini sürterler. Sürterek hani emmeye çalışırlar. Ya o yüzden ne gerek var? Arıyı niye uğraştıracaksınız? O yüzden ben şerbet veriyorum. Verdiğim şerbeti bala ihtiyacı varsa koyu yapıyorum. Bala ihtiyacı yoksa birebir veriyorum. Şimdi buna şerbet verebilirsiniz. Götürün 3 kilometre ileriye. 2 gün dursun. 2 gün sonra arkadaşlar şerbet vermeye başlayabilirsiniz. Şerbet vererek takviye olmuş olur bunlara. Dediğim gibi, eğer ki yüzüğünü kendiniz yaptıracaksınız kovanda, yüzükler kapanana kadar şerbet verin. Çünkü vermiş olduğunuz şerbetlerle o yüzükler daha güçlü olacaktır. Hani anayı daha rahat besleyecekler. Zaten dışarıdan nektar geliyor ama içeride şimdi kapalıdan çıkacak olan yavrular var, kendi arıları var. Hani götürdüğünüz yerde belki nektar bulamayabilir ya da az bulabilir. O yüzden mümkünse şerbet verin. İsteyenler kek de verebilir ama ben, bana sorarsanız ben kek vermiyorum. Ben şerbet veriyorum ya da arı yemi veriyorum arkadaşlar, sıvı. Evet, videomuz bu kadar. Aklıma gelen başka bir şey yok şu anda. Görüşürüz arkadaşlar, hoşça kalın.